Herkese merhabalar sevgili dostlar. 1 Temmuz Pazartesi günü Bursa Yarış Programı tahmin sizlerle birlikteyiz. 9 koşul bir program var Bursa'da bizleri bekleyen. ikisi kum, yedisi çim pist olacak şekilde yarışları görüyorsunuz. Elazığ tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Elazığ tahminlerini de seyredebilirsiniz. Orada da 9 koşu 2 altılı var. Her iki altılı içinde birer tane tek vermiş bulunmaktayız. Onu da belirtelim. Evet arkadaşlar Bursa tahminlerine geçeceğim şimdi ama öncesinde kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyoruz kanalımıza. Sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Tahminlere geçiyorum. Saat 2'de ilk yarış şart 4. 4 tükara rapatları 2400 metrede Çin piste çıkacaklar. 9 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar burası. 2 numara yürek star Merçan Çelik İdaresi'nde Kaya Kürüs safkanı bu koşuda bizim favorimizdir. Son 4 yarışının 3'ünde tabela yapan, bir, birini kazanan ikisinde ikinci olan bir safgandan bahsediyoruz. Bu grup içerisinde de çok avantajlı gözüküyor Gürek Star. Galibiyete çok yakın olmasına rağmen e, önünde çok ciddi bir engel var. Kurtar Ekürüsü'nün gizli ekürü iki safkanı İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde 51 kilo gibi düşük bir kiloda 9 kilo farklı koşacak olan 6 numara Kıvılcım Kız ve Nevzat Avcı İdaresi'deki 8 numara Adem Perisi bu iki atında galibiyet şansı vardır. Bu sebeptendir ki 2 6 8 şeklinde burayı 3 atla geçmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya saat 2.30'da şart 4 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çim pist yarışı. 9 safkanın start alacağı bir mücadele olacak. Arkadaşlar burada favorimiz Kurtalı safganı. safkanı. Yine İbrahim Sefa Söğüt dersi de izleyeceğimiz 52 kilo gibi düşük bir kiloda start alacak olan 7 numara Hardenfest olacak. Yalnız bu sefer şöyle bir farklılık var. Bu grupta 7 numara Hardenfest çok ciddi bir şekilde e, yalnız kalmış vaziyette diyebiliriz. E, favori olma manasında söylüyorum ve açıkçası bu atı burada e, normal şartlar altında geçebilecek bir at olduğunu düşünmüyorum. 44 günlük bir arası var. Bence bu iyi bir durum. Çünkü atın performansı pek iyi değildi ve verilen arayla birlikte toparladığı kanaatindeyim. Son idmanında 49 30 ve 25 şeklinde bir idman yapmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Tabi mesela Pinel Code 8 numaranın 47 90 görmüş olması beni birazcık tereddüt ettirdi. Ama yarışın çimde olduğunu da düşününce arkadaşlar birazcık da e, bu çim pist performansının da fark yaratabileceğini hesaba kattığımız için 7 numara Harden Fest'i tek bırakabileceğimiz kanaatine vardık. 7 numara tek diyorum. E, sıralı ikili için 7 arkası 3 olabilir. Geledilo gelebilir. Ama bir de tabi sürpriz ihtimali arayanlar için idmanın iyi olduğunda ötürü Tugay Alıcı'yla Pinyol 8 numarayı düşünüp 7 arkası 8'e de gidebilirsiniz burada. Devam ediyorum 3. koşuyla saat 3'te şart 4 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum pist yarışı. Altı safkanın start alacağı bu yarışta arkadaşlar garanti yapmak isteyenler burada altı atı birden yazabilirsiniz. Haş yapıp hepsi yapıp geçebilirsiniz. Fakat ben küçük kupon yapacak, yapacak, olan arkadaşlarımız için yine garanti bir oyun haricinde şöyle bir oyunda tavsiye ediyorum. 1 numara Barbuda peşi sıra burada 5 numara Zagros aslanı arkadaşlar ve 3. Berot olarak da buraya Surartay'ı yazıp 3 atla geçmenizi de önerebilirim. Yani ya 3 at ya 6 at şeklinde burayı kafanızda kurgulayabilirsiniz arkadaşlar. Burası çok fazla detay olan bir koşu değil. Geçiyoruz 4. koşuya saat 3.30'da 16 handikap 3 çıkar İngilizler. 1500 çim pist yarışı. Arkadaşlar 8 at var burada. Bu koşu için vereceğimiz oyun şu şekildedir. Kürşat Yılmaz idaresindeki 3 numara Soylu Yağmur favoridir. E son 3 yarışta da çim pistte koşup birini kazanan ikisinde 3. olan bir hatta bahsediyoruz haliyle favorimiz oldu. Yalnız tabi mesafeyi vesaire de göz önünde bulundurunca 1.27-49 derece gören ve 2 yarıştır çim pistte kazanan 28 gün evvel kazanmış olan bir de kilo olarak 5 kilo daha az koşan 54.5 kiloda Berkant Gökçe ile 4 numara Lora Hanım'ı da yazmadan olmaz diyorum arkadaşlar. Bir diğer buranın hızlı ismi 1.28 derecesi olan Cemal Paso'yla 5 numara Kinesis'i de yazmakta fayda olduğu kanaatindeyiz arkadaşlar. Burayı 3-4-5 yapıp net bir şekilde 3 atla geçmeyi hedefliyoruz diyebilirim. Geldik 5. koşuya e, saat 4'te koşulacak şart 4 düzeyinde bir yarış. 4 yaşlı Arap atları 1400 metrede Çin pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz tamı tamına gösteriyorum sizlere 17 adet safkan bulunmakta. Tabi obalı ve karobeye ikiri yani burayı 16 at var gibi de yorumlayabiliriz. Evet favorimiz kimdir bunu hemen açıklayalım arkadaşlar. Hem formda olması hem yakın dönemde koştuğu yarışla birlikte net bir şekilde kendi ispatlamasıyla. Kış mançesi giderse altınları gür suyum favoridir arkadaşlar. Sentetikte kazandı. Burada da kazanabilir. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Yarış çim pist olması itibariyle. Arasına rağmen Kurtarı Kürüş Afgan'a 35 günlük bir arayla geliyor. Son dönemde biraz formsuz zaman. Enza Tavci ile 5 numara Büyük Menderes dış start istemiş ve en dış da kapmış vaziyette start alacak. Büyük Menderes taktik açıdan çok ciddi bir avantaj yakaladı. Bu kadar kalabalık bir grupta en dışarıdan çıkacak olmasıyla 5 numara Büyük Menderes'e dikkat diyoruz arkadaşlar. Burada Onur Öztürk ile 10 numara Rimer Bey tavsiye ediyorum. Yine bu koşuda yazılması gerekirken bizim bu arada Büyük Menderes'in gizli Kürüş de var burada 13 numara Moğoloğlu. Onu yazın demeyeceğim ama e, hani taktik açıdan bir desteği olduğunu Etmek açısından belirtiyorum ee, Burada başka bir isim bence Gerek kalmayacaktır arkadaşlar Hani tuttuğunuz bir at varsa yazın ekstradan Çünkü kalabalık bir grup ama 6 Gürsüyün 5 Büyük Menderes e, Ve 10 Rimer Bey şeklinde 3 atlı bir oyun yeterli olur diye düşünüyorum Bakın 17 at var hani 16 sayalım Ekür ile e, 16 at var ama 3 atın yeterli olacağı türde bir koşu e, Özellikle aradığınız istediğiniz Tuttuğunuz bir at varsa tabii ki yazabilirsiniz Onun için de ciddi bir manada Yeriniz bulunuyor şu anda Geldim 6. koşuya saat 4.30'da 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar 6'lının ilk 6'lının son ayağındayız Şunu belirtmek istiyorum. 2. 6'lı için zaten tekimiz ilerleyen ayaklarda vereceğiz. İlk 6'lıda zaten tekimizi vermiştik o yüzden bir sıkıntı yok şu anda. 8 Safkan'ın start alacağı bu yarışta arkadaşlar ilk olarak Enes Üstün'le birlikte Wednesday Bas bir numarayı tavsiye edeceğim. Kurt Kurtekürüs Safkan'ı 21 gün evvel kötü bir yarış çıkarmış olabilir ama bir önceki yarışlarındaki iyi performansına istinaden ve bu sene sadece 5 yarış koştuğunu hesaba katarak atın yeni yeni form tuttuğunu da hesaba katarak bu atı favori olarak gösteriyoruz. Grupta tabii ki uygun ama yine de garantilemek adına 2 numara Fiteze Fidel Cemal Paso ile 54 yılda ve Misty Hills 3 numara Muhammed Mirbilgin ile yazılması gereken isimlerdir. Ha bir de şöyle bir durum var. Ben burada 5 at yaparım diyen varsa 1 2 3 4 5 yapın. Kadir Tokoçoğlu ile Power Age'ini ve Mahmut Turan'la Rakempton'da yazıp 5 atlı bir oyuna da gidebilirsiniz. Garanti bir oyun olur. Ama 1 2 3 şeklinde 3 atlı da bırakabilirsiniz. 7. koşuya geldim. Meydan 2 açtı İngilizler 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar 7 atın start alacağı bu koşuda öncelikle tabi e, kum pistte ikinci lik iki safkan var. Onları yazmadan burada oyun yapılmaz. Nurettin Şen idaresindeki bir isim e, İspanoz ve Mertcan Çelik idaresindeki 7 numara Ladron de Corazon. Yani 2 ve 7 kesinlikle olması gerekiyor diyebiliriz. Bir de arkadaşlar ilk kez kuma çıkacak olan Kadir Tokoçoğlu ile Brask Shot 1 numaraya da dikkat diyoruz. Biraz da e, Triple Shot ve Line Art orijinal ile birlikte iki taraftan birden kum pisti olan iki taraftan birden Amerika orijinatlı olan bir e, orijine sahip olduğu için burada Brask da net bir şekilde yazmak gerektiğini düşünüyoruz. 2-7-1 şeklinde bir oyunla 3 safkanla geçiyoruz. Geldik 8. koşuya şart 5. Dişilere mahsus 3 yukarı İngilizlerin 1300 metre Çin pist yarışı olacak. Burada 10 safkan start alıyor arkadaşlar. Bu on at içerisinde favori gördüğümüz bir isim bulunuyor. O safkanı size arkadaşlar burada tek olarak vereceğiz. 56 gün arasına rağmen Kadir Tokoçoğlu ile Melina Hanım 2 numara tek diyoruz. son yarışı 3. yürükle tamamlamıştı. Bu tabii ki çok önemli bir durum değil ama atın 81 handikap olması bu mesafede bu pistte 1.16.28 görmesiyle birlikte dikkat çektiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bir idman göstereyim. Son idmanı 54 -70 27 2730 bakın çok rahat bir idmanla geliyor bu at. Mesela burada bakın Always 49 buçuklu idmanı var. Ve hani bu karşılaştırmayı yaptığımızda net bir şekilde Melina Hanım'ın bilerek belki de çok rahat bırakıldığını görebiliyoruz. Kaldı ki yarış zaten çim pisti en nihayetinde çimcilik performansı daha da ekstra önem arz edecektir. Ha Always'daki de e, çimde gidebilir mi? Sentetikte gidebilir mi? Elbette ki gidebilir ama Melina Hanım kadar gidebileceğini düşünmüyorum. Bir de 73 gün arası var onun da. O da yine bir arayla gelen bir safkan. O yüzden ben burada takdir haklarımı 2 numara Melina Hanım'dan yana kullandım ve 2 numarayı tek olarak bıraktım arkadaşlar. Bu arada bir de ikili söyleyeyim bakın sıralı ikili değil dikkat ikili diyorum. 2 ve 4'ü yazıp ikili oynamayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sıralı ikili olarak e, tabi o da oynanabilir ama hani biraz daha garanti olsun işte 6'lıda bir sıkıntı yaşarsak ikili tutsun tarzında bir oyun düşünürseniz diye söylüyorum. Yani bu yarış için e, tabii ki birçok e, senaryo yazılabilir ama en mantıklısı bu geldiği için biz böyle oynadık. Gelelim 9. koşuya. Son yarış 14 Handicap. Dişlere mahsus 4 tükör Araplar. 1800 için pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz yine bayağı fazla safgan startlıyor. Hatta en çok at burada koşuyor. 20 tane at var. Melike Sultan, Ponçiktay, Tay, Ekür'ü, Afavet ve da yine başka bir Ekür olarak start alıyorlar. Burada Zülfikar Karabulut'ta bir numara Cüda ile başlıyorum. Yani 9 gün evvel kazanan bir safkandan bahsediyoruz en nihayetinde. Burada da kazanmaya namzet bir isimdir. Selim Peki derse 3 numara Nevesta'yı tavsiye edeceğiz. O da 10 gün evvel 3. oldu. Son 6 yarışta 5 kez çim koştu. Bunların 4'ünü tabelayla tamamladı. Ee, bir ay evvel koşmuş ve Nevzat Avcı ile burada start alacak olan Deniz Canlı 5 numara. Bir ay evvel kazandı. Kurtere Kürüsü safkanı Deniz Canlı burada 5 numarayı tavsiye ediyoruz. Peşi sıra arkadaşlar tabi burada başka isimler de var. Yani belki düşünebilirsiniz yazmayı ama ben başka bir at tavsiye etmiyorum onu belirteyim. Yani bu şekilde bırakmak bence uygundur. Fazla at olması bir sonucu değiştireceğini zannetmiyorum. Ee, özellikle tuttuğunuz at varsa yine ilave edebilirsiniz. Burada yani e, 1, 4, e, şey, 1 ve 4 ekürü zaten 1 numarayı yazıp yanına 3 numarayı yazıp sonra 5 numarayı yazdığınızda bence 1-3-5... E yeterli olacaktır. Yani 3 tane at yazmış oluyoruz. Equiry ile 4 gibi sayılıyor. Burada garanti bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Ha belki bir de 7 numara Kadife Kale'yi bir, bir ihtimal yazın diyebilirim. E, onun dışında da başka çıkacağını zannetmiyorum bu yarışta. Mehmet uzun binici safkan var. Rüzgar Soy 9 numara bir sürpriz ihtimali olursa diye yazılabilir belki. Hani Mehmet uzun biniyor. Aa neden biniyor acaba vesaire gibisine e, bir düşünceyle. Tabii lara da düşmüş bir şekilde derecesi de var bir ihtimal 9 yani numara. 7 ve 9 da sürpriz olarak hadi tutun diyelim. Öyle bir oyuna gidilebilir. Bu şekilde bu yarış programını da bitiriyoruz arkadaşlar. Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. onda seyredebilirsiniz. Kanala abone olmayı, abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum arkadaşlar. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.